Burası sosyal link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ötesi podcast serimizin 67. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni konularla yine sevgili Daha Uzgur'la birlikte karşınızdayız derken. E, şu... başladı mı program. <laughs> ya, aa, ben, ben de. Aldın e, gittin. Son kitabı okuyordum Berat Bey'in hmm. yeni kitabı gerçekten harika. Bir solukta okudum. Gerçekten de okudum. Öyle. Mükemmel bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Burası çok önemli isimli <gülüyor> kitap. <gülüyor> ee, neler buldun? Çok güzel şeyler buldum. Hayata dair çok büyük dersler çıkarttım bu kitaptan. Gerçekten. Biraz beklentilerimin altına kaldı. Ben biraz da entrika, biraz daha dedikodu evet. bekliyordum. Hani Tekindeki Olaylar olaylar ama evet. pek onu bulamadım. Neler yapmalı? mı yoksa neler yapmamalı mı sorusuna i̇şte, cevaplar işte bakanlık dönemindeki şeyler yapılan olaylarla ilgili güzel anekdotlar vardı aslında bir hani bir hikaye anlatmıyor Hı -hı. sadece dış minnakların bizim nasıl peşimizde olduğuna dair bir takım şeyler var Hı -hı. anekdotlar vardı baya spoiler verdin yani çok da <laughs> para verip alırsanız <laughs> ya biz aldık mı onu da tabi sorgulamak lazım ama e, birileri alıyordur muhakkak tabi <laughs> Güzel ama <Evet>. kitabı okuyun. <laughs> yani her türlü kitabı okumak yararlıdır. Mutlaka bir şey öğrenirsiniz. Evet. Şovaya bu şekilde. Evet kitaptan öğreneceğiniz çok şey var. Buradan hani bir sosyal mesaj da. ama yani mi? çok Açtığım benim bu kanaldan. Entrika şeyimi tatmin etmedi yani. Ben daha büyük olaylar bekliyordum. Cumhurbaşkanımızın adı bile geçmiyor. Bir yerde sadece geçiyor. Ben isterdim ki böyle hani Daha fazla Çünkü Instagram mesajı bize çok farklı hmm. şeyleri duyacağımızı ileride mesajını veriyordu. Buradan da bir mesaj mı almamız gerekiyor? At izi, it izine karıştı falan gibi şeyler hmm. vardı Instagram'da Yüksek böyle. Yüksek volümlü bir istifaydı değil mi? Ya yani? öyle ama kitap öyle hiç hmm. bir numarası yok yani. O hmm. açıdan beni tatmin etmedi. Ya bütün hevesimi kaçırdı şimdi. <laughs> <laughs> Hediye ederim okursunuz. Tamam. Özellikle bu kitabı istiyorum. <laughs> evet, o kitabı. İmzalı. <laughs> evet, hemen hızlıca bu hafta seçtiğimiz konulara geçelim. Evet. Ne var? Bu haftaki konularımızın ilk sırasında yeni gümrük vergileri geldi. Sevgili Hayırlı Amazon. olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Nasıl bir vergi bu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AliExpress, Amazon, eBay gibi sitelerden dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar Yoğun alışveriş yapıyor, siparişler veriyorlar. Hı. Özellikle AliExpress bildiğim kadarıyla çok yoğun kullanılıyor. Birden bir baktık 150 Euro altı alışverişlerde yeni vergiler gelmiş. Ürün AB bölgesinden geliyorsa %18, Çin gibi ülkelerden geliyorsa %30. Aslında biraz darbelenmişti bu alışverişler. Çünkü ilk biz bu maceraya başladığımız zaman hiç takılmadan tıkır tıkır PTT getiriyordu şeyleri, kargoları. Sonra kapıda vergi olayı başladı. ...sık paketler açılıp bakılmaya başlandı. Biraz randımanı düşmüştü ama artık bu son darbe olmuş. Hı hı. Bu vergilerden sonra hala hani Çin menşeli alışveriş yapar mı insanlar? Belki burada çok bulamadığı şeyleri alışverişini hı hı. yaparlar. Ama buradaki ana fikri anlıyoruz. Gerek araç alımlarında dışarı doğru para kaçacak her konuda bir önlem alınmaya çalışılıyor. Çünkü Türkiye'nin bir doları bile çok önemli şu anda. Hı hı. Merkez Bankası'nda ciddi bir döviz problemi var. Kur korumalı mevduatla elde edilen dövizlerin de... ...doları belli bir seviyede tutmak için satıldığını piyasadan takip ediyoruz bu ara... Hı hı. O yüzden döviz çok önemli. Kesinlikle dövizin dışarı kaçılmasına müsaade etmek istemiyor yönetim. Hı hı. Bu da onun efektlerinden bir tanesi. Hı hı. Yani özellikle AliExpress gibi sitelerde, ne ticaret sitelerinden gelen ürünleri çok ucuz fiyatlarda satıldığını biliyoruz. Getirilen bu vergi oranları bu siparişleri düşürecek düzeyde olur mu sence? En azından bireysel kullanıcı ya şimdi, ürün bazlı belki de. Zaten şeyde darbelenmişti şey. hani vergi kapıda vergi konusunda. Bir de ayrıca bir de bunun üstüne limit getirince herhalde bırakırlar bu işi. Hı hı. Ama bu tabii şunu engeller. Yani gerçekten ihtiyacı olmayan ama hadi bu hafta sonu bir alışveriş yapalım dediğim bir an oluyor. AliExpress'e giriyorsun yarım dolara bir şeyler alıyorsun. İnsanlar onları almaktan kaçınacaktır diye düşünüyorum. Ama karşı taraftaki alışveriş siteleri de eğer Türkiye pazarına önem veriyorlarsa buna karşı bir önlem alırlar diye de tahmin ediyorum. Bu önlem şu tip bir yol olabilir mi? Türkiye gibi bir ülkede mesela başka e ticaret markalarını satın alarak bu markalar üzerinden pazara e zaten yapıyorlar. Edebilir, zaten yapıyorlar. Depo açarlar Türkiye'ye. Bazı Türkiye markaları satın aldı biliyoruz yani mesela ben... Simanmaktat Trend yol mesela. Evet evet. Ya yani bu Çin alışveriş sitelerine karşı bütün dünyada zaten alınan bir takım önlemler var ama ne yapar? Buraya bir depo açar. Oradaki üreticinin mallarını ücretsiz olarak buraya depoya getirir. Onlara bir fırsat sağlar. O ülkenin regülasyonu ve vergi olanaklarıyla da burada satış yapar. Eskisi gibi tabi bedavaya gelmez bu iş. Çünkü ilk bu iş başladığı zaman Çin hükümeti posta parası almıyordu AliExpress satışlarından neredeyse ki çünkü zaten şu çok mantıksız değil mi yarım dolara bir şey alıyorsunuz içinde posta parası da var ücretsiz geliyor kapına kadar bunu birinin karşılığı olması lazım bayağı bir devlet desteği aldı bu ürünlerin dünyaya yayılması için bu tarz böyle satış siteleri hı hı. bir çare düşünürler ama Türkiye'de şu an acil bir durum olduğu için bu karar hızlıca alındı. Onların zaten hamle yapıp bir şeyleri hayata geçirmesi yaz sonuna kadar süreceği hı. için ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada tabii Türkiye'nin yazın turist hayali de gitgide. Kan kaybediyor. Evet. Turizmden gelecek gelirler de pek herhalde hı. öyle olmayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü insanların geçen programda da dedik ya kartları çalışmıyor. Keşke kripto ile ödemeyi yasaklamasaydık geçen evet. yıl. O zaman belki en azından buraya gelenler o kripto hı hı. transferleriyle falan bir şeyler evet. yapabilirler. Yani yalnızca teknik zorunluluklardan değil savaş koşulları nedeniyle hı hı. insan hareketliği, turizm hareketliği de oldukça kısıtlanacak gibi evet, gözüküyor. Evet, evet. Rusya pazarı Türk turizmi açısından çok önemli bir pazardı. Ne olacağı bilirsiniz şu anda. Tabii yani Rus halkı da bu konuda ne yapacağına dair artık herhalde karar vermeye başlar. Bugün ilginç bir video gördüm. Arnold Schwarzenegger bir video çekmiş. <laughs> Rus halkına yönelik işte hani lideriniz böyle bir şey yapıyor ama işte bu gerçek bir savaştır. Çocuk hastaneleri bombalanıyor falan falan diye anlatmış. Hayatından da birkaç anekdot da bahsetmiş orada. Ben mesela Arnold Schwarzenegger'i Rus bilirdim değilmiş. Avusturya vatandaşıymış. Oranın doğumlusuymuş. Anne babası da polis bu arada. Hatta babası Nazi Partisi'ne üye olmuş. Hı hı. Öyle de bir geçmişi var. Oradan örnek veriyor. Benim küçüklüğümde babam da işte bir Nazi'ydi. Ne kadar zor olduğunu, bunun yanlış olduğunu bilirdik. Ben ilk defa bu vücut geliştirme işini bir dünya şampiyonasına gitmiş. Ağırlık kaldırma ile ilgili. Orada 200 kiloyu kaldıran bir işte dünya şampiyonunu görüyor. Evet. Güzel bir kurgu yapmış videoyu ben de evet, gördüm. Evet. Onun fotoğrafını sonra odasına asıyor. Babası geliyor diyor ki ya başka adam mı bulamadın? Elin Rusunu asmışsın buraya. Bir Alman veya Avusturyalı bir hani kahramanınkini assaydın diyor ama o direniyor. Sonra da işte Amerika'ya gidiyor. Amerika'da macerası dandik filmlerle başlayıp sonra şeylerle Conan filmleriyle birlikte yıldızı parlıyor. İşte hep buralardan dem vurarak Rus halkına bir takım göndermeler yapıyor. İşte liderinizi dinlemeyin. ...mazlumun ahına almayın tarzı bir takım söylemleri var. Benim babam bile hani söylemişken ben onun sözünü dinlemedim. İnsan ayırmadım ve işte bu koşullara geldim gibi bir şeyler yapmış, söylemler yapmış. Dışarıdan Rusya'ya karşı çok büyük bir baskı var. Ekonomik olarak da zaten çok büyük ambargolar uygulanıyor. Bu arada şunu da ekleyeyim. Yani video senin uyarın üzerine. Hı hı. Benim de dikkatimi çekti, ben de izledim. Bu açıdan ilginç aslında video. Kurgusal olarak yani... Çok duygusal bir anlatım içerisinde, uh -huh. etkili bir duygusal anlatım var. Anlattığı hikayelerin arasına işte tarihsel o videolar, görüntüler, o haltercinin uh -huh. videosu çok uh -huh. güzel yerleştirilmiş. Evet. Buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Savaş aslında yalnızca topla, tüfekle, uçakla, cephede yapılmıyor. Yani. Aynı zamanda daha önceki bölümlerimizde de konuştuk. Ekonomik bir savaşla söz konusu, teknolojik savaşla söz konusu ama... Bu son videoyla birlikte... Bir informasyon çektiğinde de... Psikolojik savaşta... Evet. O da... Yani Bilmiyorum. çok Rus halkının yönelik bir... Psikolojik savaşın da bir parçası gibi... Rusça altyazı da vardı Rusça videoda. Rusça altyazı da var. İngilizce, Ama ben de, Rusça... yani... Çok yanlış biliyormuşum. Ben direkt Arnold'a Rus zannettiğim için... Dedim ki mesela niye Rusça konuşmadı... Sonra işte kafamdan şöyle bir kurgu yaptım. Dedim bunca yıldır Amerika'da herif Rusçayı unuttu herhalde falan. <laughs> hani gibi bir çıkarım yaptım falan ama alakasızmış tabii. Hiç Avusturya evet. vatandaşı olduğunu bilmiyordum. Ve şey de ilginç yani 1960-70'ler civarında işte doğumu da onun 60 küsür. Evde bayağı böyle bir sıkı askeri düzen varmış. Hani sopayla bunları adam ederlermiş. <laughs> Ve mahallede de genel öyleymiş. Zaten ana baba da polis orada. Bayağı zor bir çocukluk geçirmiş aslında. Ya işte Hitler'in kültürel... Darbesini de yiyince öyle süreçler kaçırılmaz. Evet, hatta işte şeyde Los Angeles'ta vali olma sürecinde falan da bu babasının hani nazilerle olan bağlantısı da çok gündeme getirilmiş. Ama o dönem bunu kullanmamış. ya yani yok bir şey dememiş artı veya eksi. Ama bugünkü videoda resmen hı, çata çata anladık ki baya nazi <laughs> seven bir babası varmış meğerse. İşte ilginç bir şey. Hı hı. Rusya tamamen ekonomik olarak her tarafta sarılmış durumda şu anda. Sıkıştırılmış durumda. Halk herhalde sesi çıkar diye tahmin ediyorum çünkü halk geçmişten farklı olarak Amerikan ürünlerine ve global ekonomiye çok alışmıştı <laughs> daha önce olsaydı bir Kuzey Kore örneğinde oradaki halk mesela dünyadan haberdar mıdır bütün iletişim araçları da kapalı yani çatısına çanak falan <laughs> koyan bir olduğunu sanmıyorum ki o cihazlar zaten giremez ülkeye ama Rusya öyle değildi <laughs> dünyaya açılmıştı globalleşen dünyanın bir oyuncusu haline gelmişti oradaki gençler ve halk bunu ne kadar daha sırtında taşıyabilir çünkü onlara bir takım yalanlar da söyleniyor herhalde. Öyle yaptılar biz buraya girdik işte hakkımızdı veya orada ezilen soydaşlarımız vardı falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama bunun böyle olmadığı işte dört bir taraftan Arnold Schwarzenegger'e kadar video çekerek gösteriliyor yani insanlara. Yani bir aya yaklaştı üç haftayı geçti savaşın başlaması. Evet. İlginç haberler de geliyor. Bazı generallerin tutuklandığı önemli generaller İşte Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği içeride de aslında huzursuzluklar ve tepkiler var. Yani... Ben şundan kaygılanıyorum aslına bakarsan, bu savaşın uzama ve Rusya'nın istediği sonuçları, daha doğrusu Putin'in istediği Hı -hı. sonuçları alamaması durumunda elindeki nükleer gücü kullanıp kullanmayacağı yönüne yönelik tedirginlikler, kaygılar her geçen gün artıyor. İşte Putin'e bir olan taraf bu aslında. Kazanma aracı vermemiz lazım. Şimdi Putin buradan kaybederek çekilmez bu saatten sonra öyle bir şey olursa siyasi hayatı bitmiş olur çünkü bunu kabul etmeyecektir. Ona böyle altın tabakta ne bir şey mesela. sunmamız lazım. Bilmiyorum yani biraz böyle belki bir anlaşma işte bu ilk iki şehir için girildi ya şey Ukrayna'ya. O şehirlerle ilgili bir belki bir yarı özellik. Yani şöyle bir ışık oluştu gibi geliyor bana. Ukrayna devlet başkanının açıklamalarında da var. NATO üyeliğinden vazgeçerse Ukrayna biz tamam bağımsız bağlantısız kalacağız. Hı hı. NATO dahil olmayacağız" demesi sanki Putin'i biraz rahatlatacak ya işte bir şey, şey vermesi şey. lazım. Şimdi öteki taraftan da adam durmadan en agresif açıklamalar yapıyor ya. Nasıl Putin hmm. şimdi koskoca dünya lideri gibi bir hani karizması vardı işte ayıya biniyordu falan. <gülüyor> <gülüyor> yani sportif işte ok atıyor, tekvando biliyor, eski ajan, Rus ajanı falan filan. Şimdi bu adama böyle hani çık git buradan. E bu kadar da Rus askeri öldü. Nasıl olacak bu işler? Bu iş bitmesi isteniyorsa ona bir şeyler vermek hmm. lazım. Evet. Bu NATO yalnız onu keser mi NATO kararı ona çok emin değilim bu saatten sonra. Hani Ukrayna vazgeçtik ama Avrupa Birliği'ne üye olacağız diyor şimdi de. Hı -hı. E onu da istemez bu Avrupa Birliği'ne de üye olsun istemez. Hı -hı. Hı -hı. E Bu arada sağda solda Rusya'dan uzak ülkeler de başlamışlar biz NATO üyesi olalım. Tabii Avrupa Birliği yani üyesi olalım. Finlandiya, Estonya gibi Polonya gibi Hı -hı. ülkeler Rusya'nın bu savaş başlatmasından sonra kaygılanlar. bu bağımsız durma pozisyonlarından ya, vazgeçtiler. E i̇şte özgürlük yayılan bir şey şimdi kulaktan kulağa. Herkes bunu isterse, herkes NATO'ya girmeye çalışırsa falan o Rusya'nın durumu nice olacak. Hı hı. Yani hiç aslında bu belaya bulaşmasaydı ama tabii sesini çıkarmasaydı da Ukrayna NATO'ya girer miydi? Alırlar mıydı? Hı hı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bayağı bir Rusya ve Putin konusuna girdik. Evet. Her hafta mecbur yani başladık. Arnold'u görünce öyle şeyini de ben komple film tarihini falan da inceledim hı hı. yani. Hı. E biraz evet. da o yılların adamıyız yani. Evet. yani 83'te adam meşhur olmuş mesela İşte ben benim doğumumdan iki yıl sonra meşhur olmuş ne kadar yaşlı olduğunu falan evet. anladım bu arada tabii bir de raki filmlerine seviştirdiğimiz alanaya girdik mi bu ya, programı mi? tamamlayacağız ya, çok, ya. çok güzel <laughs> filmlerdi ya ne varsa eskilerde var evet ilginçti gençliğimizi gerçekten de o. O sinemalarda o filmlerle geçti Evet başka bir konuya geçelim vergiden açtık kapıyı yine parayı takip edelim Hı -hı. oradan devam edelim yeni bir harç artışın gündeme geldi. Hafta Arada bir A'yı atmış olabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. de hangi <laughs> <bir> şey. <laughs> Arada bir A sanki gitmiş gibi ama evet. çıkış harcı. Harcı. Hmm. Ben hatırlıyorum 2015 yılında 15 TL'ydi. Yurt dışına çıkış harcı. Hı, Hı Cumhurbaşkanı yine bir kararnamesiyle Cuma günü bir de uyandık baktık ki 50 TL olan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuş. Hemen aklıma şey geldi hani son bir haftada bir hafta 10 günde yaşanan işte doktorlarla yaşanan söz atışması diyalog hani doktorlar yurt dışına gidiyorlar. Ya, Onunla mı gidiyorsa. engelleyeceklermiş çıkışı? <laughs> Acaba yurt dışı çıkış harcını yükseltelim de gidemesinler. Girenlerden de alsınlar. Çıkarken de alsınlar girerken evet. de alsınlar. Köprüye girerken de vergi alsınlar çıkarken de vergi alsınlar. <laughs> yani. <olmasın> diyorsun. <laughs> yani gerek yok. Bir de şey karşılığında pul veriyorlar ya ben ona çok gülüyorum. Hı hı. Hani para veriyorsun ya hani ya kazıklandım gibi hissetme diye karşılığında bir tane pul veriyorlar sana <laughs> makine veriyor matik sana pul veriyor abi hmm. yekten kesin parayı ya, ister internetten yani. yatırdığın zaman öyle bir şey ihtiyaç hani olmuyor. Hani kanallar aslında. çok teknolojik de pul ne hani karşılığında bir pul veriyorlar o pulu da çıkarken veriyorsun gidiyor <laughs> zaten, zaten pul dışı, yok oluyor. Çıkış, çıkış, yurt dışı harcı pulu. Pul pulu tabi geçiyor. pul parası işte hani tamam, eskiden da. gelen bir harçlar ve pullar var ya oradan geliyor pul alıyorlar senden. Hı. Ya buradaki mantık şu tabii yurt dışına giden adamda para vardır uçak parası veriyorsa bize de bir son bir ateş etsin hani <laughs> ama işte dönünce de alım var memleket ayak basan yani şimdi, turistlerden de alın. Ya bağımsız bir kişi çıkıyorsan hani bir noktaya kadar işte kabullenebilirsin absorbe edebilirsin Hı -hı. vesaire. E dört kişilik bir ayrı olarak çıkıyorsan pasaport harçları bin liraya aştı ona bakılırsa Hı -hı. hani defter sayfaları azalttılar Pasaporta hemen sahip çok gezenin defteri bitsin diye Hı -hı. söyleyecek bir şey yok ama bu tabii halkımızın her kesimini ilgilendiren bir problem olmadığı için bunun üstünde çok tartışamıyoruz. Çünkü vatandaş diyor ki ben diyor yiyecek ekmek Ramazan geliyor pide alamayacağım. Sen kalkmışsın bana pul diyorsun, hmm. harç diyorsun, uçak diyorsun, tatil diyorsun falan filan. Ama 8 yıl önce ben çok net hatırlıyorum şu tip propagandalar da yapılıyordu. İşte artık yurttaşlarımız dünyayı geziyor. Farklı ülkelere de gidebiliyorlar. Onlar kötü zamanlar. Ekonomik refah o kadar arttı hmm. ki işte insanlarımız geziyorlar. Bir doların bir buçuk TL olduğu o dönemler meğerse... ...Türkiye'nin çok kötü ekonomisinin olduğu tarihlermiş. O hoş bir şey değilmiş. Yani Türkler geziyormuş, sağda solda dünyayı orayı görüyor, para harcıyormuş falan. Bunlar çok büyük problem olduğunu yeni bizde bir ay önce öğrendik. Hani bugüne kadar iyi lanse edilirken bir baktık meğerse... ...o bizim Türk lirası doların yaklaşık aynı olduğu dönemler iyi değilmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Siyasi, Türk siyasi tarihinde neyin iyi, neyin kötü olduğu... ...Tansu Çiller'in çok makbul bir lider olduğu mesela çıktı. Aa, <laughs> geçen gün ortaya. Ya biz bunlar... Ortadan kalktığı zaman, siyaseti bıraktığı zaman neredeyse göbek attık. Yaşanan olayları falan kimse bilmiyor tabii bir Bir gecede memleketin nasıl fakirleştiğini. Şeyi hiç unutmuyorum, hafızama kazınmış. O zaman yine bir kongreydi galiba. Herhalde başkanlık kongresi de olabilir Tansu Orada diyor ki, işte halkımız biraz kemer sıkacak ama sonunda refah, mutlu günler bizi bekleyecek. O kemer sıkma diye bir tabir vardı. Hiç unutmuyorum. O zaman ben anneme demiştim ki, anneciğim hakikaten ülkemiz birkaç yıl sıkıntı çektikten sonra... Ferah'a mı kavuşacak? O da şöyle demişti. Hayır. <gülüyor> 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 ve benim çocukluk hayallerimi yıkmıştı. Çünkü biliyordu Türkiye'yi ve siyaseti. İnanmıştım. Hı hı. O kemer sıkmadan sonra. E bu Tansu döneminde hep bu söylemler vardı. Sonrasında iki anahtarı vardı biliyorsun. Ona da inanmışsındır. Tabii, Sen tabii. çok çok sanmışsın. Ha, tabii. Hala iki yardımı. anahtarı bekliyoruz mesela. Konut edinme yardımı diye para topladılar vatandaşlardan. Yani dediler ki siz ev, ev alamazsınız fakirsiniz. ...maaşınızdan biz sizin otomatik olarak para keselim... Hı -hı. ...sonunda size ev vereceğiz. Hı -hı. Sonra o evleri veremediler... ...o K'den toplanan paraların geri ödenmesi... ...bir olay oldu yıllarca sürede. Sonra... Veri tabanı sızdırıldı. Hı -hı. <laughs> Ondan da hatırlıyorum. <laughs> K yardım veri tabanı sızdırıldı. O bir dünyada memleketin verisi kaçmıştı. Yani Türkiye hep böyle. Şu an aynı şeye benziyor K yardımları konusu. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu var ya... Hı -hı. ...aynı o zaman da bu konut edinme yardımı... ...parası vardı. İşte her dönem... Benzer şekilde emeklilik için para kesiliyor şu anda vatandaşlardan. Onlarda ileride bir problem olacak. Her dara düştüğünde hazineye para lazım olduğunda vatandaşın direkt böyle maaşından para çekme yöntemli bir şeyler bu ülkede denendi. Ama Tansu Çiller döneminin tekrar geri getirmek hakikaten hı hı. yani bir zaman makinesi. Ya, şu anda yaşadığımız ekonomik koşullar bazı siyasi atmosfer ve koşullar 1990'lı yılları andırdığı için o siyasi figürlerin de geri gelmeye çalışması çok... 2002 yılındaki şey değil, insanların değil. sıkışıp tamamen Türk siyaset tarihini bunlar, tabii. E işte değiştireceği o şeyler Tansu Çiller dönemindeki hatalardan dolayı insanlar hı hı. susurluk olaylarının neticesinde falan insanlar artık ya olmaz bu iş böyle deyip yeni bir siyasi konjektür ve yeni bir siyasi akıma doğru yüzlerini çevirdiler. Şimdi hiç bunlar yaşanmamış gibi şeyler biraz kızıyor ya. Siz bilmezsiniz eski gaz yağı kuyruğunu bilmem ne kuyruğunu işte gençler öğrensin falan diye hakikaten doğru bunları da gençlerin bilmesi lazım. Onları da bilmesi lazım bunları da bilmesi lazım ama neyse ki ayçiçek yağı kuyruğunu benzin kuyruğunu mazot kuyruğunu gençlerde gördüler. Demek ki bu ülkemizin bir şeyi mi kaderi mi öyle olmaması lazım. Kesinlikle. Böyle olsun istemiyoruz kesinlikle yani biraz karamsar konuşuyormuşuz gibi gözüküyor ama yaşadığımız gerçeklik. ben bunlar... yaşadığım şaşkınlığı aktarmaya çalışıyorum evet. ya yani inanamıyorum yani hmm. hani hakikaten inanamıyorum Tansu Çiller benim için hakikaten bir zaman makinesi oldu ya. Hı -hı. Çocukluğumdaki işte bu sıkıntılı döneme beni geri götürdü yani. Hı -hı. Oradaki o bu hatırlamıyordum bu anıyı ben. Tansu Çiller'i hakikaten ciddi olarak daha önceki siyaset çağrılarına ben tekrar girmem. Benim için siyaset bitmiştir diyordu. Hı -hı. Levent Kırcan'ın skecini hatırladım geçen gün işte. Jet alıp geri vermemişler ya. Hı -hı. YouTube'dan açtım <laughs> onu buldum izledim. O günler aklıma geldi. Hey gidey. Ya lütfen yapmayın etmeyin ya. Üç tane beş tane oyu evet, evet. devşirmek için. Böyle bir şeye dönülmesin hı hı. lütfen ya Türkiye artık kopup gitmesi lazım, şu gençlerin önünün bir açılması lazım. Bunu muhalefet için de söylüyorum, İktidar için de aynı şeyi söylüyorum. Bu standart siyaset şeyinden kavramından Türkiye bir sıyılsın. yeni bir şey çıksın ortaya artık. Hı hı. Çünkü. Muhalefetle ilgili de son dönemde biliyorsunuz bu ağaç kesme konusu var İstanbul'da. Kanserli olduğu ağaçların söyleniyor ama işte bunu doğru düzgün anlatmadan kalkıyorsun ağacı kesiyorsun. Sen bilmiyor musun bunun insanları rahatsız edeceğini? Yani bir siyasette bir ne bileyim şu alışkanlıklar artık bir bırakılsa da daha böyle içinde zeka pırıltısı barındıran hani bir siyaset yöntemine geçilse. Yüksek sesli bağıranın kazandığı bir siyaset anlayıştan çıkılsa. Gençler siyasete girmiyor diyorlar, uzak duruyor diyorlar ama e siz içer almak istiyor musunuz gençleri bir kere? İstemiyorsun ki. Onların hiçbir fikrine değer vermiyorsun ki. Sus sen diyorsun. Bilmezsin sen diyorsun. Yani meclisede bir seçim kanunu sunuldu biliyorsun. Hafta içerisinde ya. hafta başında. Ve çok köklü seçim kanunları ve siyasi partiler kanunuyla ilgili çok köklü değişiklikler Evet. Olması gerektiği açık. Yıllardır bu konuşulur. Siyasi parti içinde de konuşulur. Türkiye'de de konuşulur ama kimse bunları değiştirmez. Barajın ne kadar kötü cesaret... bir şey olduğu söyleniyordu. Şimdi evet, barajı yes. indirip oradan başka bir taraftan engel koyuyorsun. Yani, evet. Halbuki baraj diye bir kavram olmasa, herkesi temsil eden bir insan meclisi de olsa hmm. o zaman... Tabii hakikaten meclis gibi bir meclis olur ama... işte ...Türkiye'de de siyasi alışkanlıklar bunu pek müsait değil galiba. Bu kadar çok sessizlik asap bozuyor. O koalisyon döneminin eleştirilmesinin sebeplerinden biri de o. Yani hiçbir yasa çıkartamıyorduk. Çok konuşuluyordu konusu. İşte orada da belki bir siyasi kültür değişirse... ...mecliste herkesin temsil edilmesi lazım. Ya çünkü. Siyasi kültürün değişmesi için siyaset yapış şeklinin değişmesi siyaset lazım. Siyaset yapanların değişmesi lazım. Yapanların değişmesi lazım. Zaten siyaset yapış şekli, siyasi partilere üyelik... Seçim şekilleri adaylık bunlar evet, hani evet. parti üyelikleri demokratik parti de, liderlerinin yöntemlerle gerçekleşirse zaten kendiliğinden süreç düzelecek. Hiç gitmemesi yıllarca başarısızlık olmasına rağmen muhalefet veya iktidar sürekli orada olması da bir problem mesela. Hı. Ama bunu parti içinde eleştirdiğin zaman zaten ilçende kalıyorsun ve orada bırakıyorsun siyaseti. Hangi partinin üyesi kalkıp liderini eleştirebilir Türkiye'de bu bütün partilerden bağımsız bir konu. Belki vardır bilmediğimiz bir parti ama büyük yani problem bazı tabii. partilerde biraz daha demokratik ortam, göreceli olarak var olduğu yani haksızlık etmemek lazım. Yani CHP içerisinde mesela yani parti adanmak gerekirse diğer partilere göre diyelim daha rahat lider tartışılabiliyor. Konuşulabiliyor. Şimdi çok fazla siyasete daldık. Buradan hemen hızlıca ya çıkalım. Kısıtlayan bir şey yok. Dakika sınırımız da yok. <gülüyor> <gülüyor> 25 dakikaya geçtik. Problem yok yani. Evet dinleyicilerimizin de sabrını zorlamayalım. Bir deneyelim bakalım ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçen programımızda konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam geçen programımızdaydı. Facebook meta grubu Mark Zuckerberg yine kulaklarını çınlattık. Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili bir ilkesini esnetmişti. Mesela Putin'e evet. önüm demek. Putin'e önüm serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmıştı. Hı. Hafta içerisinde Rusya'dan karşı bir hamle geldi. Madem öyle dedi Senin Putin. Senin ipini çeker. <laughs> Instagram Ben de Instagram'ı evet. kapatıyorum dedi. Şimdi bu haber okuyunca benim kafamdan şöyle bir senaryo sahne geçti. Bu hızla devam ederse. Hı hı. Yani senin ülkende o yasak, Twitter yasak, işte Instagram yasak, Facebook yasak, o çekiliyor, o kapatıyor falan. Bu soğuk savaş yani yeni soğuk savaştan süzülüyor ya. Yani kapılar, sınırlar, dünya tekrar kendi bölgesine, kendi havzasına, kendi mahallesine doğru çekilebilir mi? Bunu titikleyebilir mi? Ne dersin? Devam eder mi bu süreç? Instagram'ın kapanmasıyla ilgili Rus çok takipçisi olanlar ağlıyordu. Onların videolarını gördüm işte. Ya benim profilim Hı. işte kapandı. Ben bununla kendimdim. Ya para da kazanıyor ya tabii, tabii canım, bir ekmek kapısı kapanıyor yani hani dünyanın birçok yerinde olduğu tabii gibi. Böyle ama burada ne gördük tabii? İşte Mark Delikanlı duruş sergileyemediği için Rusya gitti, kapattı. Hı. Sen kapatsaydın da namın yürüseydi en azından. Ama Hı. ne dedik? Ekmeğini parasını bırakamaz dedik. İşte bak ne oldu? Putin kapattı seni şimdi. Yine ekmeğinden oldu sonuç itibariyle. <laughs> Kapatmanın, yasaklamanın bir çare olmadığını artık herkes biliyor ama Diğer tarafa da geçip baktığımız zaman az önce programın girişinde konuştuğumuz gibi... ...bu adam da tabii bir şey yapması lazım. Şimdi kalkıp sana bir sosyal medya mecrasında söğülmenin izin verildiğinin ilanı yapıldıysa... ...senin buna karşı bir hamle yapman lazım o herhalde. Söğünmek ötesinde ölüm demek. Yani demek serbest hale getiriyorsun. E, bunu, bunu da duyurursan bunun böyle yapılmasına biz bir şey demeyeceğiz diye adam da kalkar senin platformunu kapatır. Olay zaten baştan yanlış. Hani bu dönemde 2000'li yıllarda tabu yıllara kadar gelmişiz bomba atmak... İnsanı öldürmek bana ne bileyim çok anlamsız geliyor. Hele şu savaş daha anlamsız geliyor. Yani burada hakikaten paylaşılamayan da bir şey yok. Sadece bir ülke NATO'ya girebilir miyim falan dedi. Orada zaten sınır bölgesindeki şehir vardı. Daha önce bir anlaşma var yalnız onların özellikle ilgili de Ukrayna'nın imzaladığı bir anlaşma var. O ona çok uyumamış. 2014 yılında yapılmış Ama bu masada çözülebilecek bu konu. Yani tanklarla falan gidip o tarihi güzel şehirleri bombalamak dünya tarihinde mahvediyorlar. Yani bunun bir benzerini Orta Doğu'da gördük işte. Saddam Hüseyin devrilirken oradaki bütün tarihsel zenginlikler de yok oldu, değil mi? Ve evet. onun dışında işte bazı dini grupların tamamen tarihi bombalaması, Irak, yok etmesi, Suriye, Afganistan, yani... Afganistan'daki bütün tarihin yok edilmesi, yani geçmişte de tarihte de bunun benzer örnekleri var. Yani dünya tarihinin içinde bulunduğu kütüphanelerin belli gruplar tarafından yakılması yıkılması. Avrupa'da da yine benzer şekilde işte kilise baskısıyla kitapların yakılması. Afganistan'da heykeller bombalandı hatırlarsanız. Yani, yani bunlar dünya tarihine verilen zararlar. Olaya ben o açıdan da bakıyorum. Şeyi zaten ayırdık. İnsani olarak bir insanın başka bir insanı öldürmesi. Karşı taraf iki tane güçlü aynı güçteki insan çarpışabilir. Bunu belki biraz hani insanın doğası gereği makul görebiliriz ama çocukların, kadınların hiç alakasız bir çocuk hastanesine bomba atmak ne demek mesela? Hı hı. Halkın direncini kırmak için bunu yapmak zorundaydık. İşte halkı ülkeden kaçırmalıydık ve sonunda teslim olmasını sağlamalıydık. Amerika'nın Japonya'ya işte atom bombası atması gibi değil mi? Kaç tane masum insan öldü, hayatta kalanlarda kanser oldu, yıllarca problemler yaşandı. Bu yanlış. Yani bunu söylemek istiyorum. Yoksa iki ordu karşılıklı eski zaman meydan muharebeleri gibi çarpışıyorlar, sonunda işte bir galip oluyor falan. Ama galip olan kişi yenilenin şehrine girip de oraları yağmalarsa insanını öldürürse katlederse yanlış olan burada bu savaş suçu olan burada bu. Hı hı. Yoksa iki ordu çarpıştığı zaman hani biraz daha dünya tarihine bakarak bu deriz ki ya olabilir. İşte saçmalık bu. Bu yıllarda tam dünya işte yok Mars konuşuyorduk, teknoloji konuşuyorduk. Bombayla, roketle kalkıp böyle orayı burayı talan etmek bana çok makul gelmiyor ve bu maalesef bu savaş dediğin şey de o kadar bulaşıcı bir pislik bir şey ki dünyanın geri kalanına da sirayet edebilir diye endişe ediyorum. Tabii canım yani Üçüncü Dünya Savaşı riskinden söz ediyorum. Saç saçma sapan bir şey olabilir mi? Zaten koronadan maaf olduk. Yıllardır hani kaç yıldır bunun ceremesini çekiyoruz. Şurada yaşayacağımız dünya ortalamasına göre 70-80 <laughs> yıl. Yani bunun 10 yılın 15 yılını böyle ha tabii geçmişteki dedelerimiz atalarımız az mı çekmiş <laughs> dünya savaşlarıyla. Ama ben sanki bize denk gelmeyecek gibi düşünüyordum. Bundan sonra bir dünya savaşı oluşmaz meydana gelmez nükleer riskler nedeniyle birçok insan. Evet ders çıkarmıştır sanmıştım. Ama bu riskin hala yüksek bir potansiyel taşıdığını hep birlikte gördük. Şimdi abuk sabuk yaşadığımız... şeyler insanın aklına geliyor bakın. Davaş Rusya Türkiye'ye nükleer santral yapıyor. Değil mi? İnşa ediyor. Nükleer santralları inşa ediyor. Bir NATO bölgesinde aslında bir nükleer santral inşa eden bir Rusya var. Şimdi Rusya'nın yaptığı bütün şey de şüphe uyandırmaya başlayacak bu saatten sonra. Hı -hı. O da bir problem. Belki de Avrupa NATO diyecek ki olmaz diyecek bu iş. Hı -hı. Güvenlik açısından falan. Bütün düzen bozulacak. Hı -hı. Biz o nükleer santralları niye yapıyoruz? Enerjiyle ilgili sıkıntımızı çözecektik. Hı -hı. Şimdi o proje durursa bir şekilde Hı -hı. verilen paralar, taahhütler... Hı -hı. Bir düşünmek istemiyorum ya. Evet yani... Biraz güzel şeylerden söz edelim. Hadi ya, sevgili varsa Danizgır. tabii. Ya. Sepette varsa Vars, güzel şeyler. Onlardan bahsedelim. Yani güzel şeyler de oluyor. Bunlardan bir tanesi de mesela son yıllarda sık sık ismi gündeme geliyor. Getir. Hı -hı. Getir konusu. Türkiye'den globale açılmış önemli markalardan teknoloji şirketlerinden bir tanesi. İki yıl içerisinde sevgili daha Uzgur Unicorn Hı -hı. olmaktan yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmaktan işte geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir yatırım turuyla birlikte... ...10 milyar dolar değerlemen hı hı. üzerine... ...hatta Harika. 11 milyar... ...11.8 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ki... ...10 milyar dolar üstü... ...değerlemeye ulaşmış teknoloji şirketlerinde de... ...Dekakorn deniyor biliyorsun... ...güzel bir gelişme... Harika. ...yani Türkiye sınırlarının ötesine taştı... ...İspanya, Portekiz, İngiltere... ...son olarak Amerika Birleşik Devletleri... ...İtalya gibi ülkelere açıldı... ...operasyonlarını büyüttü... ...globalde de bazı markaları satın aldı... ...mesela... Yine İspanya merkezli teslimat şirketi Bloku satın aldı. 11 R e yatırım yaptı. Araç kiralama şirketi Movu satın aldı. Çok hızlı bir şekilde aylar içerisinde büyük değerlemelere ulaşmaya başladı. Ne düşünüyorsun yani? Aslında tabii bu getirin icadı değildi. Bunun bir altını çizelim yani. Hı -hı. Benzer vardı hızlı girişimler teslimat. aslında vardı. Hatta kendi motorunla aynı. Avrupa'dan bahsediyorum tabii Uber'de olduğu gibi teslimat yapıp para kazandığın yani kadrolu olmadığın. Gerçi getir de hani o konu tartışılıyor ya kadrolu mu olsunlar yoksa esnaf şaka, modeli mi olsun diye. Dünyada örnekleri vardı ama Getir mobil yazılımıyla ve standartlarıyla dünyada daha adapte olabilecek, daha iyi yaygınlaşabilecek bir formül ortaya çıkarttığı için bu kadar hızlı gidiyor ve yatırım alıyor. Yoksa benzerleri vardı diğer ülkelerde de. Hı hı. Şimdi bu saatten sonra tabii ne yapmak lazım? İşte Getir yönetimi burada ortaya çıkacak ne kadar başarılı oldu. Yemek sepeti nasıl küçüldüyse, yemek sepeti Türkiye'de tekeldi, bunu Hı -hı. herkes kabul eder herhalde ve çok eski, köklü Hı -hı. ama mesela yemek sepeti şu an geriye doğru gidiyor bence. Hı -hı. Getir de sürekli yenilikler yaparak bunu hayatta tutması lazım bu saatten sonra. Belli bir noktaya hızlı bir şekilde ulaşmak kolay olabiliyor, şansın yaver gidiyor, çok iyi yatırımlar alıyorsun ama zirvede nasıl kalacaksın İşte bu önemli. Hı -hı. Yönetim burada. Ne önemli olacağını düşünüyorsun bundan sonra? Burada... Motorcuların hakları bence önemli olacak. Çünkü benzer bir şey kalkıp Avrupa'da hmm. bu konu devam ederse kalkıp bir anda proje ölebilir. O yüzden bu motorcuların haklarını vermekle alakalı stratejiyi biraz daha değiştirmek lazım. Hmm. Belki daha hakkaniyetli bir dağıtım yapacak bir modele geçmek lazım. Programa bugün gelirken yola çıktım. Benden bir önceki aracın önün bir fren yaptı ve getir motoru devrildi. Çocuk düştü yere işte dizini tutuyordu. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Ben de hatta onun arkasındaki arabaya çarpıyordum. Neyse ki sağ şerit müsait olduğu için hemen hmm. sağa kırdı. Olay böyle film şeridi gibi yüzümün önüne Geçmiş gelişti. olsun ya. sağa doğru attım kendimi kurtardım. Bu tarz işte şeyler var ve ne oldu? Üç kırış bursa'ya kar yağdı. İşte kar serpiştir dediğim. Hı hı. Onun neticesinde e, motorda iki tekerlekli bir şey tabii. Devrilmeye çok müsait fizik kuralları gereği de. Freni tutmuyor. Işte. Getir modeli çok hızlı bir teslimat mantığına E, İnsanları tabii Model. orada bir hedefler de koyuyorlar. O açıdan ya bu getirilen araçlarla ilgili bir inovatif bir şey yapacak. Yani motordan çıkacak daha belki korunaklı bir araca. Ne olabilir? Dronlar e, mı olabilir? Yok elektrikli küçük bir kişinin içine binebildiği güvenli bir araç olabilir. Ama mesela. hız baskısı olduğu sürece bunu engelleyebilirim. mi? Ama ile... motor çok tehlikeli bir şey. Yani kullanılan motorları da görüyorsunuz. Scooter tarzı şeyler bunlar. Hı -hı. Yani bunun o küçücük tekerleği ne fren yapabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Burada tabii esnaf da kendine çeki düzen vermesi lazım. Eğer sana o baskı kuruluyorsa bunu artık yapmaman lazım. Yani bunu direnmen çalışanlar, lazım. Çalışanlar, hadi esnaf diyelim. O motokuryeler yani adet başına, teslim ettikleri adet başına, hedef başına para kazandıkları için Hı -hı. böyle bir teslimat baskısıyla, süre baskısıyla, Hı -hı. adet baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani onlar da gelir elde etmek istiyor. Öyle bir model Yani kendi bünyesinde bir çalışan modeli olsa belki farklı Hı -hı. işleyebilir. Hı -hı. Ama bir esnaf modeliyle çalıştırılması bence çok büyük risk olmaya devam edecek. Şimdi yeni bir düzenleme geçen gün noterde kulak misafiri oldum. Bundan sonra esnaf kuryelerin motorlarının ruhsatlarında ticari araç yazmasını talep edeceklermiş. Hı -hı. Yani bu ne demek? Ticari olarak kullanılması müsait olmayan bir araçla dağıtım yapamayacaksın demek. Ha. Şimdi de tabii yine işte bir girişimi bizimkiler kurcalamaya başladı. Ben geçen programda dedim bizde Türkiye'de girişimlerin büyüyememesinin bir sebepleri de bu. Sonradan sistem değiştirilir diye. Belki bu güvenlikle ilgili pozitif bir şey ortaya koyacak ama olayı tamamen patlatabilirdi. Hı hı. Yani sen bir esnaf kuryeysen bindiğin motor da bu sefer gidip ruhsat masrafı yapacaksın, onu şeye götüreceksin, muayeneye götüreceksin o motoru. ...gerekli şartları sağladığını belgeleyeceksin ruhsatına ve onunla Hı -hı. iş yapabileceksin. Tabii buradaki gereksinimler ne olacak? Belki işte daha büyük, daha işte lastiği şöyle olan, böyle olan bir motora geçeceksin. Bu da maliyetleri arttıracak. O zaman sana verilen para yetmez olacak falan bir kaos tekrar Hı -hı. yaşanabilir. O yüzden ben diyorum ki hani bu esnaf motorcu olayındansa... ...araçları da bu firmalar verse, diğerleri içinden şey söylüyorum... ...ve daha güvenli araçlar olsa, hani bir yerden bir yere gitmesi daha ucuz olan... Ama içinde kullanan insanı da güvenlik önlemlerini daha iyi alabildiği bir araç olursa Hı -hı. bu proje güzel olur. Yoksa bu dünyada da bu problemler yaşanacak Hı -hı. ve tamamen sonunda projenin ölmesine veya saklanmasına Neden? sebebiyet Olabilir. verebilir. Evet, Bunun düşünsünler biz bu işin içinde değiliz. Parayı da ben kazanmıyorum. Benim verebileceğim akıl bu kadar. Bundan sonrasında CEOlar geliştirir. Yani söylediklerinden şunu mu anlamamızı gerekiyor? Evet güçlü bir teknoloji yazılım geliştirebilirsin. Ama bu noktadan itibaren giderek operasyon derinleştikçe daha fazla ülke ve kente yayıldıkça esas dış operasyonlarda işte motokuryelerde teslimat modelinde geliştirilecek model ve yol ve yöntemler getirir stratejik olarak geleceğini belirleyecek nokta e, olacak. Arkadan bürokrasinin sana yetişemeyeceği hızlı yenilikler yapacaksın. Bu işin altın kuralı bu. Özellikle Türkiye gibi yerlerde. Şimdi motora bürokrasi yetişmek üzere. Yani kanunlar çıkıyor, yönetmelikler çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Sen şimdi yeni bir şey yapacaksın. Taktiği abanda ne olacaklar? Onlar onu yapmaya çalışırken sen uçağa geçeceksin. <laughs> Dronlara geçeceksin. <laughs> Tabii sivil havacılıkta çünkü biraz daha imkanlar açık şu anda. Hemen ultralight uçaklara geçeceksin. Dağıtım onu yapacağız. Bunlar yine bir aptallaşacaklar falan. Yeniden sana vergi falan çıkartmaya çalışacaklar. Böyle zaman kazanacaksın yani. Türkiye gibi ülkelerde böyle yapmak lazım. Bürokrasiden hızlı olacaksın. Kesinlikle. Ya. Bence şey bu slogan bu yani. Şimdi ilginç haberlerden bir tanesi de şuydu. Geçtiğimiz hafta gördüğüm başlıklardan bir tanesi. Koç Holding tarafından bir haber yansıdı. Koç kariyerim sistemi var. Holding'i kullanmış oldu. Yani bir şey gibi, gruba bağlı, holding'e bağlı şirketlere istihdam, insan kaynağı yerleştirmede kullanılan bir altyapı diyelim, sistem diyelim. Yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya karar verildi. Koç sistemin geliştirmiş olduğu bir teknolojiyle uh -huh. her seferinde işte kariyer başvurusunda, iş başvurusunda bulunmaya gerek yok. Hesap açıp kariyerini bir defa yükledikten sonra, bilgilerini yükledikten sonra artık sistem otomatik olarak uygun iş ve pozisyonu açıldığı zaman otomatik olarak seni yerleştirmeye başlayacak. Şimdi bir taraftan bakınca tabii bu operasyonel maliyetleri ne kadar 3 milyondan fazla başvuru söz konusuymuş. Uh -huh. Tabii ki grup açısından, Koç Holding açısından operasyonel maliyetleri düşürmek açısından çok mantıklı bir girişim ama bir de madalyonun diğer yüzü var. İşte işe alım süreçlerinde işte sen de bir girişim ve işleri yeri hı. mutlaka bir işte bir pozisyon açıldığı zaman işe alırken mülakat yapılıyor. İşte o mülakat sırasında hani duruşuna, söyleyişine, insani bir takım noktalarına, mimiklerine, psikolojik dayanıklılığına bir sürü testi de yaparak gözlemleyerek hı hı. ...insane kaynağını işe alıp almamaya karar veriyorsunuz. Şimdi bu yapay zeka tarafına makinelere geçtiği zaman... ...ne kadar acaba doğru bir işe alım ve yerleştirme süreci olabilir? Yani mekanikleşme, makineleşme... ...acaba bazı insani yöntemler belki de yüz yüze... ...şimdi karşında ben otursaydım ve bir pozisyonu eleman alıyor olsaydın ...belki de şu hareketi yapıyor olmam bile sana bir fikir veriyor olabilirdi. Hı hı hı. Belli bir pozisyon ya da ses tonum, anlatım şeklim... ...kafanda bir takım şeyler canlandırabilirdi. Yapay zekanın bu şekilde devreye girmesi... ...acaba doğru olur mu? İşte doğru kararlar vermeyi sağlar mı? Diye düşündüm bu, ve sana sormak bu istedim. Bu şöyle bir şey. Nasıl her halta Metaverse dediler geçtiğimiz hmm. haftalarda. Her halta da yapay zeka diyorlar. Şimdi burada yapay zeka olarak tanımladıkları şey nedir? Aslında bunu öğrenmemiz lazım. Şunu da buradaki yenilik nedir? Dikkat çekici unsur. Sen bir başvuru yapıyorsun... Sistem tarıyor. Sana müsait bir iş olma ihtimali olunca seni çağırıyor. Ona gidip tek tek butona basman gerekmiyor. İşte kariyer net'in yıllardır yaptığı gibi çöp CV bankası ya kariyer nokta Bir sürü abuk subuk insan durmadan oraya basıyor. Mesela bunu düşünememiş demek ki. O çağırmıyor. Birinin basması gerekiyor. Şöyle bir şey yapmış olabilirler. Sen belli bir kriterde başvurduğunda bir pozisyon açıldığı zaman senin gidip tekrar butona sana tıklatmak, search ettirmek yerine otomatik olarak sana bir orada çağrı yapabiliyor. Ha, buradaki yapay zekanın kapsamı burada sınırlıysa bu güzel bir teknoloji. Bu geliştirilebildiyse yani adamdan bir ön mülakat video mesela alınabilir. Hı -hı. Ve daha önce işe girmiş olanların big datasıyla karşılaştırma yapıp ona bir match etme. Hı, -hı. sistemi uygulanabilir. Evet, burada arada böyle o bahsedilen tarz bir şeyler olabilir ama işte %80-70 başarıya ulaşılabilir ve çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar. O yüzden bu teknolojinin bu yaptıkları şeyin altındaki teknolojiyi bir bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ama bence işe alma süreçlerinde çok zaman kaybı var şu anda. Yeni işe alma süreçlerinde özellikle böyle büyük holdinglerde falan oraya bir 3 dakikalık, 5 dakikalık fix soruları yanıtladın. O zaman bütün bu işte konuşma bozukluğu var mı, cümleleri nasıl toparlıyorsun, bir şeyi nasıl tanımlarsın bunu yapay zekayla tespit edebilirsin. Ve işe alınma süreçlerinde mülakatta çağrılma sayısını azaltır ve daha verimli hale getirir. Sen bir mülakat artık bu noktadan sonra gittiğinde de bilirsin ki ben hani yüzde seksen bu işi alırım insana karşı olan şeyde mülakatta yararlı olabilir ama bence bunlar şu an sadece şey yapmışlardır. Yani iş, iş uyumuna bakıyordur. bunları aktarırken, şunları da düşündüm bir taraftan hani görüşmeler tabii ki ille fiziksel ortamda olmak zorunda değil hı hı. artık. Online uzaktan son iki yılda pandemi döneminde artık insanların çoğu hı hı. buna da alıştı. Bu görüşmeler uzaktan da gerçekleştirilebilir. Daha darlaştırarak. Yapay zeka desteğiyle e, uzaktan e, görüşmelerle yani. de ilerletilebilir. Proje eğer tahmin gelişim ettiğim gibi gelişim benim gelişim gelişim. çok Hı -hı. harika olur ama işte aslında bu bir girişim fikri. Kalkıp bunu işte koçun İK departmanı değil de bunu keşke kariyer net falan bu yapay zeka içine soksa da veya boş verin on, onlar zaten öldü işte. Aynı bahsettiğim gibi kendini geliştirmeyen Nuh Nebi'den kalma teknoloji. Yeni bir girişim çıksın. Hı -hı. Bütün başvuranların kısa bir videolarını alsın, onlara ilgi alakalarıyla ilgili sorular sorsun ve onlara bir puan versin. İşleri de onlara meç etsin. Kalkıp insanlar tıklamak zorunda olmasın. Bu yeni bir iş fikri, yeni bir girişim. Böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur. Onlar da boş boşuna para harcamamış olabilirler sadece kendileri için. Evet yani diğer markalarda bu tip girişimlerde bulunursa, teknolojilere yatırım yaparsa, Koç Holding gibi hı hı. herhalde kariyer gibi markalar projelerinde sonu gözükür. E, e, yani. yani yani. Sana şöyle bir soru sorarak devam edeyim. Yakında elektrikli bir tekne almayı düşünür müsün? Otomobili al. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Elektrikler şey varız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi elektrik tabii bu ayki şeyi de dedim. Sitemizin sayışta işte yazan parayı ödedim çok tatsızdı. Yani <laughs> Her e, an artık, vazgeçebilirim. Yani şey. vazgeçemem şey daha kötü. Yakıt işi daha kötü yani. Yine elektrik yine, yine avantajlı ama işte tadı kaçıyor tabii. Ödediğimiz paralar her ay böyle katlana katlana gidiyor. Bu biraz can sıkmaya başladı. Bir de tekneye de mi para vereceğiz. Evet, bunu niye sordum sana? Çünkü Elon Musk'ın uzay şirketi var biliyorsunuz SpaceX. Oradan ayrılan bazı mühendisler yeni bir girişim başlatmışlar. Elektrikli demişler tekne. ki sen ...elektrikli otomobil yapıyorsan biz de deniz yani açarız. O köşeyi sen tuttuysan <gülüyor> <gülüyor> buradan da biz devam ederiz. <laughs> devam diye. edelim. Elektrikli deniz araçları. Hı hı. Üretme konusunda bir girişim başlatmışlar. İlk denemelerinde yapmışlar. Ürünlerinde. Ark isimli ilk üründe. Gerçi ne kadardı fiyatı bakıyorum... 300 bin dolar. Şey gibi olduğu için. Evet, muadillerin Hı. iki katı civarında yani, bir fiyat olduğunu söyleniyor. Düşecektir. Ama tabii ki girişim ilerledikçe, teknoloji yatırım ilerledikçe Hı. düşecektir. Hı. Dolayısıyla dedim herhalde daha nuzgur otomobilden sonra bir elektrikli <laughs> yat işine de girer. <gülüyor> yani, <gülüyor> yakışır dedim. Ya Fiyatlar makul olursa niye girmeyelim? <laughs> yani ama gidişatın bu olduğu artık gözüküyor. işte. her şeyin elektrikliğe dönce, elektriğin üretimiyle ilgili yeni bir takım teknolojilerin bulunacağı. Hani Rusya-Ukrayna savaşı... Kötü olmasının yanında Avrupa'ya da iyi bir ders verdi. Hı -hı. Bundan sonra bu gaz petrol işinden mümkün olduğu kadar bunlar kendilerini kurtaracaklar. Belki de hiç beklemediğiniz bir hızda bu elektrik işi yaygınlaşabilir. Hı -hı. Elektriği hala fosil yakıp üretiyoruz. Tahminim. Tabii bu arada hani hani elektrikli olunca çevreci mevreci diyorlar ama öyle değil. Hala elektriği çünkü kötü yöntemlerle elde ediyoruz ama alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirse Avrupa... O zaman bu tarz taşıtlar zaten Hı -hı. gerekecek. Çünkü elektriğin birim maliyeti ucuzlayacak. Hı -hı. Ucuz olunca da Hı -hı. taşıt gerekecek. Yani zaten Avrupa Birliği özellikle Almanya'da destekliyor. 2035'e kadar Hı -hı. işten yanmalı motorların tamamen üretimini yasaklanmasına yönelik evet, işte bir politikalar da var. Zaman geliyor. E, 2035 var. dediğimizde yani 10-15 yıllık bir yani. zaman dilimi. Hı -hı. Yani bu kaçınılmaz bir süreç. Yani o şimdi alsan 10 yaşında bir araban olduğunda artık Hı -hı. o eski teknoloji olmuş olacak Hı -hı. yani. Şimdi şöyle hayal ediyorum ondan geçiriyorum. Yani denizde bir elektrikli aracı çalışmasını çok ilginç bir deneyim olur. Valla her şey olabilir. Ya yani deniz, benim de aklıma şey geldi. Denizin hani tuzluluğundan faydalanan bir pil teknolojisi falan geliştirirler belki. Hani hmm. güneşle birleştirirler. Sonuçta deniz ortamı, güneş, güneş, tuzlu su. <laughs> <laughs> ha, bedava elektrik neden olmasın? Yeni bir girişim mi doğuyor? <laughs> Yeni bir girişim doğuyor. <laughs> Fikirlerimizi bedava <laughs> sunmaktayız yani izleyicilere. Bu da güzel olabilir. Bir şey bulunacak ama bilmiyorum. Yani evet. hem pil teknolojisinde hem de elektrik üretmekle ilgili bir şey bulacağız Hı -hı. yakın bir zaman içinde Hı -hı. ve elektrikli araçlar yani daha da Ukrayna Rusya savaşı yani evet. biraz önce de sende gönderme yaptın değindin. Bazen tarihte öyle şeyler yaşanıyor ki bir teknoloji gelmekte oluyor, gelişiyor. Hı -hı. Ama bazen öyle zorlayıcı tarihsel şeyler yaşanıyor ki o teknolojik süreci hızlandırıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla yani ben gerçekten de yenilenebilir enerji işte elektrikli pillere yönelik yatırımların... Devasa boyutlarda artacağını, daha da büyük bütçeler harcanacağını, işte 10-15 yıllık bir zaman dilimine yayılmış olan süreçlerin geriye çekileceğini düşünüyorum. Neden böyle bir zaman dilimine yayıyor ülkeler? Çünkü petrokimya sanayinde çalışan bir sürü insan var, kurulmuş bir sürü tabii, tabii, tabii. şirketler var. Hani bu teknolojiyi geliştirdik, hepsini kapattık, birden bu teknolojiye geçtik demek mümkün değil. E i̇çten İşten yanmalardan hazırlayacaksınız da, o geçiş sürecini. Ülkemizden düşünelim. İşte motor yapanlar, servis Değil mi ustalar ne olacak bunlar Tabii Nasıl istihdam sağlayacağız biz bu adamlara? Hı -hı. Onları çevirebilecek miyiz elektrikli araç Hı -hı. teknolojisine hakim kılacak Hı -hı. şekilde mesela? Motor yağı yok bir tabii. şey yok. İşte bu dönüşüm sağlamak için zamana ve politikalara e şimdi biraz planlamaya ihtiyaç var. Vites artacak var. yani. Evet. Gibi ama şimdi yani. bu savaş evet. enerji konusunda yaşanan bu büyük buhran, Hı -hı. kriz artık ülkelerin bu süreci daha da hızlandırmasına evet, evet, neden olacak? Belki 2035 diye konuşulan süreçler 2027, 2029'lar gibi daha Arap erken Yaramadası zaman... Arap Yarımadası da ayağını denk olacak. alsın tabii bu arada. Onların da Davaya yıllardır yer altından çıkartıp köşeye döndükleri olan materyal olan petrolünde evet. ufak ufak tabi sonu geliyor. Hmm. Onlar da artık ülkelerine bir gelişim falan sağlarlar ki son yıllarda başlamışlardı hmm. uzay araştırmaları ile ilgili Amerikan destekli. Onlar da bir araç gönderdiler işte Mars'a herhalde hmm. gidiyordur. Hmm. Onun dışında gençleri özellikle yönlendirecek işte kadınlar artık sinemaya gidebiliyor mesela araba <laughs> kullanabiliyor gibi böyle minik dokunuşlar yapıyorlar. İlerleyen yıllarda o taraflardan da parayla çok hızlı gelişen belki teknoloji şirketleri oralardan da çıkabilir. Evet. Çıkmak da zorunda aslında. Başka yani, bir şansları yani. da yok dediğin gibi. Son bir başlığımız var. Kısaca ona da değinip bu haftaki bölümümüzü tamamlayalım. Şimdi İspanya merkezli uzay girişimi nasıl okunuyor? Creus Space. Çok alçak yörüngede uydu görevleri özel bir tasarım geliştirdi. Alçak Hı -hı. yörüngede dediğimizde 150 ile 400 kilometre. 400 kilometrenin altında bir yörüngeye Hı -hı. yerleşiyor ve orada hiçbir yakıta ihtiyaç duymadan görev yapmaya başlıyor. Bu alçak yörünge uyduları çok lazım oluyor bize bu ara. Hı. Hem iletişim için Starlink'te de alçak yörünge uyduları var ve bunların içinde yakıt var. Buradaki en büyük handikap içinde yakıt olduğu için bunun ömrü oluyor. Yani kendini belli bir konumda tutması için yakıt kullanıyor. Yakıt bitince de yeniden doldurma mümkün olmadığı için görevin tamamı aşağıya doğru çakıp onu yakıyorlar atmosferde. Bu çok güzel bir teknoloji buldukları şey. Havayı sıkıştırarak bir motordan itiş gücü elde ediyor bu. Alçak yörünge uydularına ihtiyacın artacağını tespit edip adamlar bu teknolojiyi geliştirmişler. Starlink için de çok önemli. Onun dışında diğer firmalar da çünkü internet hizmeti vermeye çalışacaklar. Biz şimdi bu internet konusunu hani BTK ne yapacak, işte filtreleyemeyecek, internete nasıl limitleyecek falan diye konuşuyorduk. Ben dün okudum. iPhone'un 14 Pro modelinde uydudan yani bazı stasyonuna bağlanmak yerine uydudan bağlanan bir teknolojiyi destekleyeceğine dair bir haber okudum. Hmm, Gerçekleşir gerçekleşmez bilemiyorum. Ama bu ne demek oluyor şimdi? Bu savaş elektriği ön plana çıkarttı. İşte petrolü biraz daha geriye baskıladı ama bir şey daha ortaya çıkarttı. İletişim ülkelerin tek eline bırakılamayacak kadar önemli bir şey. Ha, şimdi Elon Musk Starlink uydularını gönderdi Ukrayna'nın üzerinde. Oradan iletişim sağladı. Tamamen Rusya'dan bağımsız kopmayan bir internet onlara sağlamış oldu. Şimdi telefonla iletişim konusunda da devletlerin uyguladığı bir takım baskılar var. Veya Ukrayna'da işte bazı stasyonlar roket atıyorsun komple mahalle konuşamaz oluyor. Ama cep telefonları uyduya bağlanırsa Hı -hı. o zaman nasıl engelleyeceksin görüşmeyi, iletişimi? Ve bunu kalkıp işte iPhone desteklediği zaman o zaman ne olacak? Ülkenin regülasyon kurumu telefonun girişini mi engelleyecek şeye? Hı -hı. Ülkeye. Mümkün değil. Yani zor. Bavulda gelir, bavulda gelir. Şu an Yurt dışından neden cep telefonu gelemiyor Türkiye'ye? Çünkü buradaki operatörlerle anlaşma var. e numarasını kaydetmezsen yurt dışından getirdiğin telefon... ...işte kuralları var. Para veriyorsun, açtırıyorsun veya yani belli bir süre sonra kapanıyor. Sonuçta devlet tek elinde. Ve yaptığın her çağrı burada loglanıyor, duruma göre kayıt oluyor, dinleniyor şu bu. Ama ben direkt uyduda ve kimin o şirketin kimin olduğunu bilmediğim bir... ...alçak yörünge uydusuna bağlanırsam ne olacak? Hı hı. Burada tabii bu iyi bir şey gibi anlatıyoruz ama... Aynı zamanda bir tabii güvenlik problemidir. Yani nasıl büyük risk? Yani kendisini gerçi Mars'ın imparatoru ilan etti ama bu gelecekte dünyanın da imparatoru olmayacağı anlamına gelmez. Bilgiyi ve veriyi uydu teknolojileriyle Elinde göre, tutan. Tabii elinde tuttuğunuz andan itibaren bütün kontrolü elinize geçirmişsiniz demektir. Biraz önce sen de altını çizdin. Gerçekten çok önemli. Bu büyük bir risk. Devletlere bu otoriter imkanı sunmamak gerektiği gibi aynı zamanda devlet Üstü bir yapıya kavuşan de. bir kişi ve kurumlara da şirketlere evet. de bu imkanı ya. tanımamak lazım. Ama bu geliyor şimdi. Bu da evet. erken uyarı sistemi. İşte hep söylediğim gibi yasaklayarak filtreleyerek buna harcayacağınız zamanı yeni girişimlerin ülkenizden çıkması için o eforu sarf etseniz parayı daha hayırlı olur ülke için. Bizim bilgi teknolojileri kurumu yıllardır buna mesai harcıyor. İşte filtreleme site kapatma servis sağlayıcılara cihaz gönderme. Filtre cihazı aldırma falan durmadan bununla ilgili yönetmelikler çıkıp duruyor. Ama Türkiye'den doğmuş bir tane uydu internet şirketi yok. Türkiye'de uydu internet veren şirketlere yer istasyonu mecburiyeti koydular. Buraya Türkiye'ye inecek, yer istasyonu inecek bu data dediler. Firmalar kapattı. Çünkü işte Yütelsat kullanıyorlardı. Orada maliyet daha ucuzdu. Türksat bunu yapamadı. Hı hı. Türksat hala uydu interneti doğru düzgün yapamıyor. Bir paket yok, bir şey yok. Halbuki son uydu da sözü verilmişti. İşte... Düşünce tarzı olarak yeni teknolojik gelişmelere yatırım yapsa ülke bütün kaynaklarını oraya aktarsa bu yasaklama saklama işlerine belki bir girişim çıkacak ben hmm. devlet yapsın demiyorum ben TürkSat devletin bizim vergilerimizle attığı efendim işte uydu bu işi yapsın demiyorum ama girişimciye destek olmak olabilir hmm. ama bu mantaliteyi kökten değiştirmemiz lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da dağıtça pide'nin reklamını yapıyor şimdi. 3 TL pide dağıtacakmış mesela. Sen niye pide üretiyorsun belediye? Ve bütün şehirler için de söylüyorum. Ekmek üretiyorsun. Sen vatandaşa destek olmak istiyorsan ekmekle ilgili bununla alakalı bir destek programı çıkartırsın. Bir kart verirsin. İnsanlar gider fırından ekmeği ucuza alır, değil mi? Bir kısmını da belediye desteklemiş olur. Var mı problem? Yok. Ekmek. Ama mantık olarak böyle işte e, belediye onu yapsın. Devlet işte bu işi yapsın gibi konulara girdiğin zaman içeriden girişimci çıkmıyor. Yani şimdi şöyle çok hassas konular, vurguladığın konular, ekmek konusu, bir temel ihtiyaçlar. İşte ben mı? temelden girdim. Şimdi... O oradan oraya kadar gidiyor. O zaman ne oluyor? İşte <laughs> şeyi de o yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Sosyal devlet. Şimdi birçok insanın Türkiye gibi ülkelerde ekmekle tamam. beslendiği bir koşullarda. Belediyeler ekmeği zarara satmıyor mu? Fırın... kar etmiyor değil mi en kötü ihtimalle? Bir para çıkıyor değil mi kasadan cepten bununla evet. alakalı olarak. E sen fırıncıya rakip olacağına git fırıncıya destek ver. Ona para yükle. Vatandaş alsın ucuz ekmek. Bu yepyeni bir ya, sohbet, işte, konuşma. Ya tartışma ama budusu. işte yani temelden Söyleyeceğim çok şey var da. Ya çok e, süremizi açtık. Yok süre yok. Süre yok. <laughs> var, söyle hadi söyleyin. Hadi <gülüyor> var var. <gülüyor> <gülüyor> var var süre var. <laughs> Yeter. Ee, evet dinleyicilerimize teşekkür edelim yaklaşık bir saate yaklaştık. Olmadı olmadı abi saat olmadı. Keseriz, bitiririz 50 dakikada biter bu iş. Veda ederim istersen. Evet, da konuşacak bir şeyler kalsın. Kalsın evet. evet. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Gelecek hafta yine tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Socialink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla socialink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.